Şimdi Esra Köroğlu'na dönelim ve Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasa ne bekliyor onu dinleyelim. Merhaba Esra, hoş geldin. Merhabalar Perihan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Evet, anket sonuçlandı. Bir konsensüs oluştu galiba, değil mi? Pas mı bekliyor piyasa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda? Evet. Evet Perihan, senin de söylediğin gibi bu anki toplantıda yine Merkez Bankası'nın pas geçmesi ve faizi %50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Parayı sabır olarak bu ay düzenlediğimiz ankete 25 ekonomist katılım sağladı ve katılımcıların tamamı faizin sabit bırakılacağı konusunda görüş birliğine gitti. 2024 yıl sonuna ilişkin faiz tahminlerinde ise bir miktar gerileme gözledik. Bu soruyu yanıtlayan 22 ekonomistin tahmini %47 seviyesinde yoğunlaştı. Geçtiğimiz ay ankette yıl sonu beklentisi %46.25 seviyesinde oluşmuştu. Bunu da hatırlatmış olalım. Yıl sonu faiz tahminlerinde beklentiler %50 ile %45 bandında gerçekleşti. Ekonomistler 2024 yılında bir faiz indirimi gelmesini bekliyorlar. 2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz sorusuna yanıt veren 21 ekonomistin 16'sı evet yanıtını verdi. 5'i ise hayır cevabını verdi. Öte yandan ilk faiz kararının zamanı, yönü ve miktarı ile ilgili sorumuza yanıt veren ekonomistlerin görüşüne bir değişiklik olmadı geçen aya göre. Bu anket döneminde de ilk değişikliğin Kasım ayında ve 250 bas puan indirim yönünde olacağı öngörülüyor. 20 ekonomistin 13'ü ilk değişikliğin 250 bas puan indirim yönünde olacağı görüşünü iletti. İlk faiz değişikliğin zamanla ilişkin olarak ankete katılan 20 ekonomistin 10'u ise Kasım 2024 tarihine işaret etti. Ankette tahminlerin 12 ay sonrası için %30, gelecek yıl sonu için ise %28.75 seviyesinde oluştuğunda belirtelim. Peki bu hafta merkez bankalarının haftası, takvimimizde neler var Esra? Evet, senin de söylediğin gibi bu hafta piyasaların radarında merkez bankalarının faiz kararları olacak. Bir gündem açısından da oldukça yoğun bir gündem bizi bekliyor. Bugün yurt dışında Almanya Züğün, Amerika'da sanayi üretimi, perakende satışlar gibi verileri izleyeceğiz. Yarın Türkiye'de kısa vadeli dış borç stoku verisi var. Amerika'da konut başlangıçları datalarını takip edeceğiz. Ancak gözler her zaman olduğu gibi Fed'in faiz kararında olacak. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını dikkatle izleyeceğiz. Ayrıntılarına bakacağız. Perşembe günü Türkiye ve İngiltere Merkez Bankalarından faiz kararları gelecek. Euro bölgesi cari işlemler Amerika'da ikinci el konut satışları dataları da takvimde yer alıyor. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde de Çin ve Japonya faiz kararıyla birlikte Türkiye'de tüketici güven endeksi verisini takip edeceğiz. Forex Haber'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Neslihan, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet, şimdi altın fiyatlarını. Thank you.